Çevre çok çok önemli. Bir taraftan betonlaştırıyoruz tarım alanlarını. Ben mesela hafta sonları çıkıyorum, geziyorum ya Türkiye'nin çeşitli yerlerini. Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz. Bütün tarım alanları, irili ufaklı, büyük küçük ovalar işgal ediliyor. Sanki düşman var. Düşman işgali. Ovaya getiriyor adam, ortasına herhangi bir fabrika kuruyor veya ev kuruyor. Ve o onun yanına gelişi güzel bir betonlaşma başlıyor. Vatandaş artık sulayamıyor, kullanamıyor. Yanındaki diğer çevresindeki o yerleşim alanları meydana gelir. Çevredeki tarım alanları da ölüyor. Yani sadece bir iki kişinin tarım alanının ortasına yapmış olduğu betonlar sadece kendine zarar vermiyor, kendi toprağına. Bütün çevreyi yavaş yavaş öldürüyor. Bu nedenle tarım alanları bizim için değil, bizden nesiller sonra da çocuklarımız, torunlarımız vesaire vesaire için de gerekir. Onlara emanet bu topraklar sadece bizim keyfimize göre değil. Tarım alanlarına mesela havaalanları yapılıyor. Havaalanına öyle özel yerler seçilmesi gerekir. Her yere rastgele yapamazsınız. Mesela uçak benzini nedir? Kerozin. Kerozin kanserojen bir madde. Almanya'da mesela Almanya'da Frankfurt Havaalanı'na bir pist, yeni bir pist daha ilave etmek istedi hükümet, Alman hükümeti. O çevrede yaşayan köylüler buna müsaade etmedi. Zaten zehirleniyoruz, daha çok zehirlenmek istemiyoruz diye. Hükümetle halk birbiriyle mücadele ettiler. 30 yıl mücadele ettiler. Yaptırmadılar, yeni bir pist daha. 3 pist var. Dördüncü pist açmak istediler. 30 yıl köylülerle hükümet birbirine mücadele etti. Sonunda hükümet pes etti. Baktı ki çıkamıyor işin içerisinden. Tarım alanları yok oluyor diye mücadele ettiler hükümetle halk. Türkiye'de maalesef mesela Bodrum'a git. Bodrum Havaalanı. Tarımın ortasında. Ya başka yere yap. Değil mi? Dalaman öyle. Yani Türkiye'nin birçok havaalanları tarımın en verimli olduğu alana yapılmış. Ne oluyor? Yani maksatlı, kasıtlı mı? Bu şimdi değil yani. 50 yıldır böyle yanlış geliyor, yanlış gidiyor. Düzeltmek gerekir. Yanlış gelen, yanlış giden bir sistem var. Bunu insanlarımızın geleceğini yüzyıllara göre planlayarak yapmak gerek. 3 günlük şey için düşünceyle, fikirle yapılaşma olmaz.